Atlayın hadi. İyisiniz yani. Bunlar da hala okulda kalıyor. Oyuncağın hayırlı olsun Safer. Teşekkür ederim de. Oyuncağımı aşağılamana gerek yok be Oktay. Oyuncak da olsa ayağımızı yerden kesmeye yetiyor işte. Yok canım. Gel aşkım. Çok alçak gönüllüsün. Böyle fiyakalı bir araba ayağınızı yerden kesmek dışında pek çok şeye yetiyordu. Pek çok şeye yetebileceği doğru. Ama merak ediyorsan söyleyeyim. Gamze'ye yetmez. Gamze adamın arabasına değil, yüreğine bakar. Tuhaf şey. Araban olmadan önce Gamze senin bir yüreğin olduğunu bile fark etmemişti. Yanlış hatırlıyorsun Oktay. Gamze yüreğimi fark ettiği için o soğuk depoya beni ziyarete gelmişti. Gamze o soğuk depoda beni öptüğü zaman benim değil arabam bisikletim bile yoktu. Yanlış hatırlayan sensin Safet, unutma. Araban olmadan önce yani o soğuk depoda Gamze seni asla öpmedi. Sen Gamze'yi öptün. Bir hırsız mı? Sen öyle diyorsun. Hayır. Gamze öyle demişti. Abi şunlara bak ya. İnan bana Gamze'nin bu konuda fikri epey değişti. Haklı olabilirsin. Ama değişmiş bir Gamze beni asla ilgilendirmiyor. Güzel. Öyleyse bu nafile söz düellosunun daha fazla uzatmanın bir anlamı yok değil mi? Bak ne kadar haklı. Gamze'yi daha fazla bekletmeyelim değil mi? İyi şanslar Oktay. Şansa ihtiyacım yok Safet. Rica ederim. Görüşürüz. Seni yeniden aramızda ve sağlıklı görmek çok güzel Gamze. Amerika'dayken ben de hep bugünler hayal ettim hocam. Ha, bu arada Mina Hanım da geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağ olsun. Tekrar geçmiş olsun Gamzeciğim. Sağ ol Sibel'cim. Senin de burada olman harika. Valla. Hey! Yapma Esat be Şirek. Esat'ın eline sağlık Gamze. Yemesini sıksız yerde geliriz. Sen ne zaman istersen tepsi tepsi yapar. Afiyet olsun Şirek'cim. Ya yalnız benim anlamadığım bir şey var hocam. Oktay abi artık okula dönmeyeceğine göre bizden değil ama ondan hala ayrı olacaksın. Efendim Pamuk? Vur şuna vur. He? He? Yanıyor. He? Aa. Abi. Aa. Dikeceğim o ağzına. Zevzek edip. Hadi çocuklar. Gamze'yi yormayalım. Hadi. Kalkın. Aa, rahatsız olma kalkma. İyiyim ben hocam ben sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim sağ hoşça olun. Hoşça kal. Canım. Sibel. Ben bir şey demedim. Görüşürüz canım. Siz gidin. Tamam Özge. Kurtulacağım. Buradan kurtulacağım. Buradan kurtulacağım. Buradan kurtulacağım. Saygılar, saygılar. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Kafeye gidecektik ya lan. Ne oldu ha? Bakteri. Ya kardeşim siz gidin ben sonra gelirim. İşim var. CD kopyalı. Ne işin var Rıza? Hala mı? Şey hocam, evde badana yapılıyor da annemlere yardım etmem lazım. Ha, bu badana yalanını sanki 2 hafta önce de kullanmamış mıydın sen Rıza? Sahi mi? Kullanmış mıydım? Çok affedersiniz hocam ya. Neyse, af dilemeni bugünkü yalanını sayıyorum Rıza. Niye? 2 hafta önceki yalanımı hoş mu gördünüz yani hocam? 2 hafta önce badana yalanı kullanmış değildi. En azından bana karşı. Patla. Patladı. Şimdi git bakalım. Tufaya geldin Sazan. Abicim ne yapayım? Hangi yalanı nerede ne zaman kullandım hatırlamıyorum ki. Şu yalan işini bırakmayı denesen Rıza. Ya hocam denemedim mi sanıyorsunuz? Kaç kere denedim? Kaç kere bırakıyorum bu son dedim ama
Olmuyor. Olmuyor hocam. Öyle pat diye bırakılmıyor bu meret. Karar verdim. Önce azaltacağım. Azar azar bırakmaya çalışacağım. Peki bu azaltma işlemine ne zaman başlayacaksın? Şimdi size hocam hemen desem bir yalan daha söylemiş olacağım. Onun için ben suçum büyümeden gideyim hocam. Hadi, hadi eyvallah. Hadi uza hadi. 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 Zahmet etmeseydin Özge. Rica ederim. O gece hastanede beklerken hepimiz kurtulman için dua ettik. Sonra doktor ameliyattan çıkıp da bir daha yürüyememe ihtimali olduğunu söylediğinde herkes bariz yıkıldı Gamze. Tahmin edebiliyorum. Seni seven o kadar çok insan var ki. Buna hiç şaşırmıyorum. Sen iyi bir kızsın. İnsanlara yardım eden, onları dinleyen, sorunlarına çözümler arayan iyi bir arkadaşsın. Bunları neden anlatıyorsun Özge? Ben İçini rahatlatmak için. Benden ne kadar nefret ettiğini, Oktay'la ayrılmamı nasıl istediğini biliyorum. Onunla beraberken düşman gibi bakardın bana. Elinden gelse beni bir kaşık suda boğacak kadar nefret ederdin benden. Şimdi ne oldu da dost gibi davranıyorsun? Dur tahmin edeyim. Oktay'la ayrıldık. Sen de bana kötü davranmaktan vazgeçtin. Buna gerek kalmadı Özge. Oktay senin oldu. Ben onu kaybettim.